TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. TRT Radyo 1'e ve Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın her açıdan hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza bu hafta belediyelerimizin dijital iletişimine, özel değilse sosyal medya iletişimini konu edineceğiz. Bu hafta İstanbul'un en yüksek oylarıyla seçilen iki belediyesini konuk ettik ve bu belediyelerin sosyal medya yöneticilerini misafir etmek istedik. Ben size konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Esenler Belediyesi Sosyal Medya Danışmanı Osman Söyler, Kadıköy Belediyesi Dijital İletişim Bürosu Koordinatörü Ulaş Yılmaz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş olduk. Hoş geldiniz Ulaş Bey. Konumuza geçmeden önce her hafta biz Devlet Kapısı Türkiye Gov.tr'nin bir hizmetini seyircilerimize paylaşıyoruz. Bu hafta da değişik bir hizmetini Tuğhan Bey'den dinlemek istiyoruz. Tuğhan Bey, TürkSat Genel Müdür Yardımcısı. Hattımızda sanırım Sayın Yönetmenim. Tuğhan Bey. Evet. Duyuyorum Bilal Bey, buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Konuklarınıza selam ediyoruz buradan. Teşekkürler. Onların da size selamı var. Bu hafta Devlet Kapısı'nda hangi hizmeti bize anlatacaksınız? Ya, konuklarınızın bildiği bir hizmetten aslında bahsediyor olacağız. Belediye hizmetlerinden. Biz Devlet Kapısı olarak belediyelere özel bir yapıyla belediye hizmetleri sunuyoruz. Buradaki hedefimiz vatandaşa tek noktadan belediye hizmetlerini sunabilmek. Genelde kendi sitelerinden sundukları hizmetleri tek noktadan sunabilmek. İşte bu borç bilgisi, sicil bilgisi, tahsilat bilgisi gibi ya da nöbetçi eczane sorgulama gibi bu hizmetleri sunabiliyoruz. Tamam. Buradaki hedef tek noktadan sunabilmek, az önce söylediğim gibi. Bunun yanı sıra yakın zamanda, hemen bunu söylemek istiyorum, İşte ödeme hizmetlerini de, yani su ücretini ödeme gibi veya borç ücretini ödeme gibi, borç bilgisini sorgulayıp ödemesi gibi. Yakın zamanda bazı belediyelerimizle çalışıyoruz. İşte su aboneliğinin de Devlet Kapısı üzerinden yapılması gibi hedeflerimiz var ve bu konuda çalışıyoruz. Tamam, çok güzel. Yani hem kendi sitelerinden vatandaş, kendi bulundukları belediyenin sitelerinden bağlanıp ödeyebildikleri gibi e-kapısı sitesi üzerinden de bu hizmeti alabiliyorlar. Evet, aynen. Dediğim gibi başka birçok hizmeti Devlet Kapısı üzerinden alırken belediyelerle ilgili çalışmaları da tek bir noktadan yapabilmiş olacaklar. Peki hemen soralım. İki değerli belediyemizin iki uzmanı yanımızdayken Kadıköy ve Esenler Belediyesi sistemi entegre mi? Elbette. Dediğiniz gibi zaten çok oy almış bir belediyelerimiz ve kullanıcısı interaktif olan belediyemiz. Dolayısıyla evet, onlar da çok ciddi kullanıyor diyebiliriz. Çok 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 iyi. Biz teşekkür ediyoruz. Haftaya o zaman yeni bir hizmetle sizi tekrar misafir edeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi sohbetler. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet. E-Kapı hizmetini de öğrendikten sonra bu hafta şimdi konumuza hızlı bir şekilde girelim istiyorum. İki genç arkadaşımız bizimle beraber. İkisi de sosyal medyayı iyi kullanan, bu konuda birikimli insanlar. Bence çok doğru tercihler de olmuş belediyeler tarafından. Şöyle başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi artık bu hayatımızın bir gerçeği, sosyal medyayı niye kullanıyorsunuz, neden buradasınız gibi sorular yerine şunu sormakta fayda var. Faydalı oluyor mu? Mesela Kadıköy Belediyesi ile başlayalım. Böyle birçok iletişim platformunda varsınız, sosyal medya mecrasında. Bunun geri dönüşlerini alıyor musunuz? Faydalı oluyor mu? Ya, kent yönetimi açısından çok faydalı. Yani insanları dinlemek, demokratik bir kent yönetimi, katılım, size yönelik eleştirileri bilmek açısından gerçekten sosyal medya çok uygun bir mecra. Biz bunu sosyal dinleme diyoruz. Biz insanları dinliyoruz. Kenti yönetirken insanları dinliyoruz. Eleştirileri neler, hassasiyetleri neler, nelere karşı çıkıyorlar. Ya da bir faaliyet, bir etkinliğiniz, bir uygulamanız karşılığını nasıl buluyor? Bunu anlayabilmeniz için sosyal medya çok iyi bir mecra. Aynı zamanda kent kültürünü oluşturmak, paylaşım olanaklarını artırmak, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek için de sosyal medya gerçekten çok uygun bir mecra. Evet, siz Osman Bey. Öncelikle teşekkür ediyoruz biz davet ettiğiniz için. Şimdi biz Esenler'de tamamen iletişim odaklı kullanıyoruz aslında. Yani kendimizi tanıtma olanı, oranı burada çok düşük. Tabii kullanıcıların da aktif ve genç olması, 500 bin nüfusu bir ilçe ve çok genç
nüfusu da çok genç. İnsanlar da inanılmaz derecede bu mecrada yer alıyor. Tabii ihtiyaçlarına binaen de sürekli bizimle etkileşimdeler. Her alanda, bu sadece birkaç platformda değil, tüm platformda hizmet vermeye çalışıyoruz ve insanlar bu konuda çok memnun. Yani aslında faydalı oluyor yani. Tabii şöyle insanların sizi denetlemesinin ayrıcalığını bir yandan yaşıyorsunuz. Bir yandan da insanlar ulaşmak istedikleri hizmete daha çabuk ve daha hızlı ulaşıyorlar bu şekilde. Çok güzel. Şimdi iki ilçede çok büyük nüfusa ve genç nüfusa sahip bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani programı hazırlanırken de onu gördüm. Geçen hafta bir araştırma yayınlandı. 16-24 yaş aralığı Türkiye'de %75 gibi bir oranda mobil teknolojilerden interneti kullanıyor. Evet. Artık rakamsal olarak da önümüzde duruyor. Hı hı. Şimdi birçok belediye, birçok kurum, şunu görüyorum, sosyal medyada hesap açmış. Fakat anons, yani bir duyurusunu yapabildiği bir mecra olarak kullanıyor. Ama sosyal medya ruhunda, Ulaş Bey siz de söylediniz, biraz böyle interaktivite var ya. Evet. Siz onu başarabildiniz mi? Evet. Bu, biz yani 3-4 yıldır aktif şekilde kullanıyoruz. Hatta Türkiye'nin ilk yani kurulmuş sosyal medya büroları, yerel yönetimlerde biziz. Birçok mecrada varız. Yani insanların ilk aklına gelen birkaç tane mecra var. Facebook, Twitter gibi. Soracağım onları. Yani diğerlerinden insanlar bahsetmiyorlar ama insanlarla etkileşim halinde olabileceğiniz çok farklı mecralar var. Şimdi açıkçası Türkiye'de bir sürü soruyu soruyoruz. Bu dünyada yer almak istiyorsanız değişime, dönüşüme, eleştirilere açık olmanız gerekiyor. Bu bir iletişim mecrası ve çok yönlü bir iletişim. Eğer bu dünyada nasıl bir dil kullanıldığını, insanların nasıl iletişim kurduğunu, nasıl etkileşimde bulunduklarını bilmezseniz karanlık bir odaya dalmış gibi hissedersiniz kendinizi. Onu anlamak lazım. Anlamak lazım. O aynı dilde konuşmanız, anlayabilmeniz, o değişimi kendi kurumunuza yansıtabilmeniz gerekiyor. Yani bizim pazartesi olan yönetim toplantımızda sosyal medyada yazılanlar, çizilenler, eleştiriler ortaya dökülüyor. Biz Facebook, Twitter, Instagram tüm mecralarımızı açıp konuşabiliyorsak bu da gerçekten de bu işin bir işe yaradığı anlamına geliyor. Genelde Türkiye'de iletişim hep tek yönlü yapılıyor. Bir mesaj veriliyor, karşı tarafın alması bekleniyor. Ama bu artık kırılıyor sosyal medyayla. Hı hı. Ve sadece şey de değil, yani tek yanlı mecralar da değil. Sözlükler, bloglar vesaire, bunların hepsi artık sosyal medya. Dijital dünyanın hepsi sosyal medya olarak tanımlanabilir. Evet. O yüzden bizim büronun ismi Dijital İletişim Bürosu. Evet, o güzel olmuş. Şeyi soracağım, peki her mention'a, yani size her soru soruna, iletişime geçene cevap verebiliyor musunuz? Şimdi şöyle, nasıl beceriyorsunuz? Şimdi şöyle, biz küfür olmayan bütün şeylere, mentionlara cevap veriyoruz. Bunun dışında da şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela bir insan Esenler'e yolu düştü. Esenler'le alakalı bir tweet paylaştı veyahut da Foursquare'den bir check-in yaptı. Hoş geldiniz Esenler'e. Var mı bizim size yapabileceğimiz bir şey? Yol tarifi veyahut da işte yani belediyeden veyahut da Esenler'den bir almak istediğiniz bilgi tarzında sorular sorup o şekilde de ekstradan bir etkileşim sağlıyoruz. Tüm cevap sizle iletişime geçenle cevap veriyor musunuz? Neredeyse tamamı. Dediğim gibi hakaret ve küfür olmadığı takdirde hepsine cevap veriyoruz. Hatta küçük bir örnek anlatayım. Bir tanesi gecenin yarısı 2:30 civarında falan bir tane başkan beye tweet atmış. Demiş ki 3 gündür bu çukur burada duruyor. Bir tane çalışanınız gelip de kontrol etmedi. Ben de tabii bizim Fenişer Müdürü'ne haber verdim. Biraz sonra resmini atmış. Bir yarım saat 45 dakika sonra. Demiş ki şu anda dolduruyorlar, çok teşekkür ederim. Yani hemen tabii mümkün olduğu kadar hızlı. Tam aslında çok güzel bir yere geldin. Şimdi devlet dediğimiz aygıt çok eski bir aygıt. Hı-hı. Ve hani yapılanması da biraz yavaş. İşte alt üst ilişkisi var. Hı-hı. Normal karşılıyoruz. Hı-hı. Sosyal medya sizde gençler olarak çok hani hızlı iletişim. İşte adam diyor ki işte çukurum var. Hı-hı. Mahallede çukur var veya mahallede bir siz hemen ona cevap veriyorsunuz ama o cevap vermenin ötesinde hizmeti sağlamak için diğer departmanlarla, belediyenin diğer mesela Osman Bey'deki fenişleri nasıl harekete geçiriyorsunuz? Bir çatışma yaşıyor musunuz? Yok, aslında şöyle bir şey var. Bizim kurumumuz bu dijital dünyaya hızlı iletişime alışmış bir kurum. Yani Kadıköy böyle bir dünya. İnsanlar hızlı çekip hızlı paylaşıyorlar. Biz de içeriye çok hızlı aktarıyoruz. Bunun artık şeyi yok. Mesai saatleri şeyi de yok. Yani 5'ten sonra, hafta sonu vesaire gibi bir ayrım yok. İnsanlar hızlı bir şekilde iletişim kuruyorsa siz de hızlı bir şekilde geri dönüş yapmak zorundasınız. O koordinasyonu sağladınız evet, yani. Bizim aslında şeyimiz şu. Biz kurumla, bir yerel yönetimle insanların, halkın arasında duruyoruz. Yani ortada bir iletişim sağlıyoruz. Bu iletişim ne kadar hızlı ve verimli olursa o kadar çok kurumda dijitalleşir, toplumda demokratik bir yapıya kavuşur. Siz aslında belediyenin
de dışında bir aslında ekip bir belediyeyi de değiştiriyoruz biz. Yani içeriği de değiştiriyoruz bir anlamda. Buradaki enerjiyi alıp içeriği de aktarıyoruz. Yani sadece şey değil ya, sosyal medya hakkımızda bir şey hazır, bunu hemen hızlı bir şekilde yapalım diye değil. Ya gerçekten böyle olması gerektiği için yapıyoruz. Süper. Hep benim çok güzel bir yere geldiniz aslında. Hep benim merak ettiğim şey, şimdi belediyeler hesapları açıyor. Bu hesapları kimler yönetiyor acaba? İçeride mi bu ekipler var, yoksa dışarıdan bir ajans hizmeti mi alınıyor? Evden mi yönetiliyor? Mesela hemen hem Esenler hem Kadıköy'e sorsam. Bizde şöyle. Ekibiniz kaç kişi? Neredeler? Şimdi bizde her müdürlükte bir tane sosyal medyadan sorumlu insan var. Yani normal işini yapıyor ama sosyal medya dair de biz onlara süreli bir eğitim verdik. Ondan sonra bütün işlerimi, örnek veriyorum, Bahçeler Müdürlüğü'nde bir tane mühendis bununla ilgileniyor. Ve yaptıkları parkları veyahut da eksiklikler olduğu zaman ona biz ulaşıyoruz. Böyle her müdürlüğümüzde bir tane var. Kendi büromuzda da sadece sosyal medya hesaplarını kullanan iki kişi var. Başkan Bey'inkinin de bir kısmını en azından bu sorulara cevap, şikayetlere cevap açısından kullanan bir kişiyle birlikte. Yani onu da ben kullanıyorum. Bu şekilde yani koordine ediyoruz. Her şeyde, bütün müdürlüklerde bir arkadaş var, tabii, kontak. Tabii. Merkezden de bir komuta merkezinden iki kişi kuruluyor. İki kişinin size nasıl ulaşıyor? Ya şunu söylemek lazım aslında. Sosyal medya mecraları belediyeleri kullandı. Aslında şikayet yönetimi, yani müşteri ilişkileri denen şeyle ilgili olsa da tamamen o olması da yanlış. Yani siz orada bir iletişim hattı görüyorsunuz, oluşturuyorsunuz ama bu sadece şikayet bazlı olması çok da verimli bir yöntem değil. Bizim açımızdan da değil. Çünkü o sadece şeye dönüyor, çağrı merkezine dönüyor. Halbuki sosyal medya başlı başına ayrı bir dünya. Bizim ekibimiz örneğin siyaset bilimciler, sosyoloji, felsefe ekibinden oluşuyor. Biz biraz dijital antropoloji çalışıyoruz bulunduğumuz yerde. Yani nasıl bir profil var, insanların alışkanlıkları neler, ne tarafa doğru bir kentsel yapılanma gidiyor, bunları gözlemleyip bunu yönetime içeriye aktarmanız gerekiyor. Birebir çağrı merkezine döndüğü zaman aslında bu sistem başlı başına çökmek zorunda kalıyor. Yani kayıt numaralı alıyorsunuz, bir yere iletiyorsunuz, hızlı bir şekilde çözdüğünüzü de gösteriyorsunuz. Otomatik belki ama, robotlar dönüyor. Evet yani bu. Ama siz biraz kent kültürlerine, bizim kullandığımız hesaplar Kadıköy'ün hesapları, belediyenin hesapları değil. Biz Kadıköy'ün hesabı olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Kadıköy domaini üzerinden, Kadıköy yani, isimleri üzerinden. Ya, hayır yani sadece domain üzerinden demiyorum. Yani kullanım alışkanlığı aslında bir Kadıköy hesabı. Kadıköy'deki kent kültürünü, yaşamı, alışkanlıkları, duvarda gördüğünüz bir resmi, bir sokak sanatını, bir sokak müzisyenini, enteresan bir olguyu, bir durumu, insanların karşılaşabileceği bir şeyi paylaşıyoruz onlarla. Sadece belediyenin yaptığı, ettiği faaliyetlere zaten karşısında da şikayet yönetimi şeklinde yanıt vermek bu mecrayı çökertir. Ulaş Bey'in dediği gibi zaten mesela bunu yapmanıza da gerek yok. Sadece iletişim çağrı merkezi modunda kullanmak. Her belediye kendi şeyinde çağrı merkezi kurmuş. Biz mesela bir çağrı merkezi kurduk, 50 kişi çalışıyor mobil ekiplerle birlikte. Şimdi bunu yapacaksak niye dışarıdan bir şekilde şey yapalım? Şimdi mesela böyle Ulaş Bey çok doğru söylüyor. Mesela Kadıköy biraz daha modern gibi görünür ama Esenler'de daha gelenekçi, aynı zamanda modern hayatla entegre bir hayat var yani. Şimdi insanların geleneklerine aykırı bir şey de yapamıyorsunuz. Modern de yapmak zorundasınız. Bu arada bir şey kullanmak lazım. Yerel mesela, yaşıyorsunuz yani. Tabii yerel yaşıyorsunuz ve inanılmaz bir derecede etkileşim var. Mesela sosyal medyadan yapılan en küçük hatada veya da hata gibi görülen bir şeydi. Virgülde bile hata yapsanız hemen yerel haber siteleri haber yapıyor. İşte şu şekilde yapıldı diye. Yani inanılmaz derecede bir şey var. Denetim mekanizması var. Biz de Esenler'de şu şekilde yapıyoruz genelde. Mesela ufak bir şeyde insanlar da eğlenceli hale getirmek lazım. Yalnız burada da bir kurum dili oluşturmak lazım. Şimdi evet, yani ben kendi açımdan ve bizim kurumumuz açısından şuna inanıyorum. Yani bir dilin olmalı. Öyle ya da böyle. Kurumunu iyi bir şekilde temsil eden, doğru. Tabii özgür bir platform olarak ifade edebiliriz. Bu şekilde daha böyle samimi bir şekilde duygularımızı ifade edebiliriz ama samimiyetin de bir yerde bir dil olması gerektiğine inandığım için ya, ve bizim belediyemizin ilkelerinde bu şekilde bir ilke olduğu için biz de mümkün olduğu kadar bu şekilde davranıyoruz. Mesela Esenler'de bir kar yağıyor. En sempatik, en güzel resimleri paylaşanların paylaşmasına yer veriyoruz. Onlar da etiket ediyoruz. Bu kullanıcımız bu şekilde. Bunları denetleyebilen, bunları takip eden bir platformumuz var. Bir yaşam yani, kentini sadece belediye hizmeti değil, Ulaş Bey'in söylediği gibi o zaman. Tabii aynı. Öyle bir, o dil konusunda ne dersiniz? Ya dil konusunda örneğin hani biraz resmi kurumların o bürokratik dilini kıran Kadıköy Belediyesi oldu. Yani tüm Türkiye'de bu kamu kurumlarının kullandığı dili kıran. Açıkçası bununla ilgili sonrasından örnek alıp iyi işler yapanlar da oldu ama kantların topuzunu kaçıranlar da oldu. Evet. Yani biz öncelikle insanlarla samimi, sıcak bir dil, doğrudan bir dil kullanmaktan yanayız. Çünkü orada bir şey var. O bizim kullandığımız hesap bir insan orada. Yani kurumu insanlaştırmaya çalışıyoruz. Yani o üzülen bir insan, yardımcı olmaya çalışan bir insan, insanlara bilgi veren,
çözüm üretmeye çalışan, hata yaptığında özür dileyebilen bir hesap. Özür dileme, evet. Evet, ya bu çok önemli bir şey. Orada ne olursa olsun hep birileriyle, bir belediyenin aklıyla muhatap olduğunu düşünüyor insanlar. Siz o akla, o sadakate asla ihanet etmemelisiniz. Bozmamalısınız o güveni. Orada oluşturduğunuz güveni diğer mecralara taşımalısınız. Ama bu sıcak ve samimi dil çok önemli. Bizim savunduğumuz bir şey. Ama siz gerçekten de insanlarla iletişiminizi sadece böyle hani sıcak ve samimi bir dil üzerinden kuramazsınız. Dediğim gibi bunu kantarın topuzunu kaçıranlar, çok ciddi hatalar yapanlar, karşı tarafı iyi dinlemeyenler, yazılan şeyi okuyamayan kamu kurum hesapları da oldu, belgeler de oldu. Bunu yapanlar hala da var. Ama iyi örnekler de var. Evet. Ama iyi bir dönüşümü gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Öyle birkaç haftadır gözlemlediğimiz çok güzel bir şey var. Özellikle bu soğuk havalarda hem dışarıda soğukta kalan vatandaşlarımız için hem de hayvanlar için çok ciddi bir şey yaptık. Paylaşım şeyi oluşturduk. Bu diğer belgeleri de etkiledi. Diğer belediyeler de gördüler. Şeyi de fark ediyoruz. Onlar kendi yönetimlerine de bunu aktarıyorlar. Örneğin engelli salıncağı ile ilgili bir paylaşım yaptığımızda diğer belediyelerin örnek aldığını fark ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki belediyelerin örnek aldığını fark ediyoruz. Satın alma sahiplen kampanyası düzenliyoruz. Pet shoplardan almak yerine barınamızdan sahiplenebilirsiniz diye. Bunun güzel örneklerini sunuyoruz. Sonra bakıyoruz ki diğer belediyeler de benzer yapmaya çalışıyorlar. Mesela bunların benzerini biz yapıyoruz. Bu çok etkileşim. Şey yani etkileşim. Engelli dostu, bisiklet dostu, hayvansever, geri dönüşümden yana çevreci bir akıl dolaşmaya başlıyor. Bu da sosyal medya vasıtasıyla oluyor. Açıkçası biz de bunun bir parçası olduğumuz için de gerçekten kendimizi çok iyi hissediyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Bu etkileşim yani, çok önemli. Bu bürokratik yapıyı bu şekilde kırabilir. Ya mesela bizde de şöyle bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu konuyla alakalı. Mesela hem dinleyicilerimizin için de bir bilgi olsun. Mesela Kadıköy Belediyesi hangi ağlarda var? Hangi mecralarda? Sayabilir miyiz teker teker? Ya şöyle sayabilirim. Yani Facebook, Twitter, Instagram. Instagram hesabımızda gerçekten gurur duyuyoruz. Bir kent hesabı olma özelliğini çok iyi yansıtıyor. Hiçbir zaman şoförler odasıyla eğer sıkışan bir bürokrat zinciri göremezsiniz orada. Kadıköy'ü görebilirsiniz. Enteresan bir şekilde Lindu denen bir ağdayız. Orada Kadıköy'e dair içerikler üretiyoruz. Yükselişte o ağda. Evet. Onedio'yu kullanıyoruz. Yani sözlükleri kullanıyoruz. Bildiğiniz eksi sözcükler, benzeri sözcükleri kullanıyoruz. Flickr kullanıyoruz. Blog'umuz var. Buna benzer birçok mecrada yer alıyoruz. Evet, bizim için bunlar çok önemli. Çünkü yani bütün mecraları aktif olarak kullanırsanız gerçekten var olabilirsiniz. Yoksa biri çöktüğünde diğerinde olabilirsiniz. Bir de şeyler de farklı. Yani Facebook'un kullanıcı profili gerçekten çok yaşlı bir profil. Yani 35-50 yaş arası. Yani o çok gençler kendi arasında kullanıyor değil mi? Forsyköy'ü çok gençler kullanıyor. Biz de kullanıyoruz Forsyköy'ü. Kadıköy İstanbul'da en çok check-in yapılan yerlerden biri. Yani Kadıköy'de olmayı insanlar çok önemli bir şey olarak görüyorlar. Şimdi bizde de şöyle mesela. Zaten Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube bizde var olan, aktif olan böyle etkinliklerimizden kısa kısa videolar hazırladığımız veya görseller hazırladığımız, aynı zamanda Esenler'de güzel bir fotoğraf olduğu zaman onu paylaştığımız veyahut da yani paylaşılmaya değer bir şey gördüğümüz her şeyi paylaşıyoruz mümkün olduğu kadar. Facebook'ta dediği gibi Ulaş Bey'in çok farklı bir kitle var. Yani hani her zaman şey derler, Facebook'a sadece arkadaşınla tanışmak, arkadaşınla ulaşmak isteyenler var derler ya, ona benzer. Yani daha bizim görsel bir daha görsel var. Ve daha sıcak. Mesela Twitter'da itibar yönetimi biraz daha zahmetli. Çünkü bilgi ve birikime dayalı bir ağ oluşmuş. Sinasi ama Facebook tabii yani biraz da reklama dayalı bir şey. Yani insanlar kendini reklam etme şeyinde, ama Facebook'ta öyle değil. Mesela bir tane kullanıcı küfür etmiş. Böyle hakaret makaret, böyle bayağı bir şey. Sebebi de çok küçük bir şey. Sadece yaşam tarzına binaen öyle küfür ettiğini düşünüyoruz. Engellemiş bizim diğer arkadaş. Şimdi bu sefer başkan beyin hesabına mesaj atmış. Diyor ki ya tamam, ben küfür ettim, haksızım, özür diliyorum. Ama diyor ne olursunuz engelimi kaldırın. Mesela bunu Twitter'da böyle bir şey dendiğine daha şahit olmadım. Küfür edenlere bazı blokolar veya bildirimler yapıyoruz. Demek ki bir belediye bir vatandaşı engelleyebiliyor. Yani tabii, ama şey var, yani karşılığında aldığınız küfürler var inanılmaz derecede. Şimdi karşılığında avatarlarla muhatap oluyorsunuz. Yani Butterfly 62'ye yanıt veriyorsunuz, işte Dragon 86 size yazıyor. Aynen. Yani onlara yanıt veriyorsunuz. Aşk böceği. Siz bu dünyayı da kabul ediyorsunuz. Ama yani bitmez ki bunları engellemekle. Kapatırsın, başka bir tane açar. Nasıl ya, orada bir... Ya açıkçası biraz şey yapmak lazım. Rahat olmak lazım. Belki. Yani evet. Yani bu sosyal medya dünyası egosu yüksek insanların yer alabileceği, egosu yüksek, kendisini çok ben merkezi düşünen kurumların yer alacağı dünyalar değil. Eleştiriye çok açık olmanız lazım. Ama bir de bir tık düşünmeniz gerekiyor. Bir nefes almanız gerekiyor yazmadan önce. Ama bu insanlara hakaret etme, aşağılama, bir kurumu tahrip etme, örneğin ırkçılık yapma,
İnsanları dinsel olarak şey aşağılama gibi bir şey biz asla kabul etmeyiz. Yaptınız mı veya hani gerçekten bu haddi aşanlar, hani kırmızı çizgileri aşanlar itibar evet. olarak, kurumsal itibar olarak evet. hukuksal bir mecraya başvurduğunuz oldu mu hiç? Hani örnek var mı? Veya bize yönelik, planlamanız bize yönelik var mı? Olmadı ama belediye başkanına yönelik mesela, olmuştu. Evet. Bununla ilgili bir dava açıldı. ama şey bu bloklayarak da bu şeyi engelleyemezsiniz ama bu şununla ilgili bir şey. Bu dünyanın etiği çok oluşmadı. Özellikle de bazı kesimler çok sahte hesap açarak sahtecilik dünyasıyla bu dünyayı çökertmek istiyorlar. Bu da şey mecraya çok zarar veriyor. Ama sağlıklı kullanım etiği oluşturacak. Bir şeyin de ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Mesela biz başkan bey yani bu zamana kadar öyle şey yapmadı ama bazıları oy verdiği oyun hakkını istiyor. Hakkını istemeyi de bilmeyebiliyor doğal olarak. Yani bunu kendi sokaktaki ağzıyla da ifade edebiliyor. Buna biraz şeye bakmak lazım. Yani hukuki bir şey aslında çok şeyli bir mağduriyete yol açıyor. Detaylı bir mağduriyete. Hmm. Mesela çocuk 15 yaşında açmış küfür ediyor. Yani doğru bir şey değil. Bunu ben eti hani bizim kurallarımıza, ahlakımıza, şeyimize aykırı ama bir yerden sonra diyorsun ki kardeşim tamam haklı. Çocuk küfür etmiş ama biz ailesine üzülüyoruz. İşte ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar bu işi hukuki boyuta taşımıyoruz. Çünkü bu binde bir kişi. Yani bunu taşımak da bence çok doğru değil. Çünkü insanlar öğrenecek. Yani bir şey yaparken insanların öğrenmesini beklemek lazım, sabretmek lazım. Şimdi Ulaş Bey'in dediği gibi o kadar çok fake hesaplar açılıyor ki bazen insan diyor ki bu kadar fake hesap açmak için insanlar vakti nereden buluyor diyor. Bunu da ben 3 yıl önce keşfettim. Bizim bir yazılımcı tanıdığımız var. O dedi ki Osman ben istiyorsan sana bir günde 1 milyon hesap açabilirim. Robot kuruyor, açıyor. Tabii, onlar açıyor. Sizin tanıdıklar mıymış? Hayır yani yazılımcıya sordum bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir günde bu kadar hesabı nasıl açabiliyorlar? Yani aslında burada şey öne çıkıyor. Mesela sizin tanıdığınız bizim tanıdığımızdan da ziyade. Şimdi Ulaş Bey onu da belirtmek isterim. Yani sizin tanıdığınızdan bizim tanıdığımızdan ziyade insan şeye çok şaşırıyor. Bir günde bakıyorsunuz inanılmaz derecede etkileşim var gibi görüyorsunuz ama bunun insan karşılığı yok. Seçim dönemlerinde i̇şte bu çok oluyor. Onunla yani, o da bir talep oluyor. Ya, öğretmenler bir talepte bulunuyor veya bir mahalle sakinleri bir kampanya yapıyorlar. Belki onu da belki anlayışla karşılamak lazım. Ya o kampanyalar önemli. Biz Change.org'da da hesabımız var. Enteresan bir şekilde. Biz muhatabı biz olduğumuz kampanyalar düzenlendi. Biz aldık o kampanyaları. Birlikte bir iş yapmaya döndürdük. Biz de örneğin TCDD'nin istasyonlarının kültür merkezi olmasıyla ilgili Change.org'da bir imza kampanyası düzenledik. Belediye olarak. Aa, ilk defa bir resmi hesap, bir resmi kuruma imza kampanyası düzenledi. Bu da bir sosyal medya. Orada da bir ağ var. İletişim kurduğunuz insanlar var. Şeyi söylemek lazım. Bu Türkiye'de Obama örneği Türkiye'de birçok şeyi bozdu. Seçim kampanyalarında işte sosyal medyaya yatırım yapın kazanacaksınız. Sosyal medyaya ajanslara da dünyanın paraları verildi. Ama bu şey başlı başına iyi değerlendirilmediği zaman verimli sonuç oluşturmayan bir şeye döndü. Sadece tek başına yeterli değil. Evet yani. Tek başına yeterli değil ve insanları dinlemeyeceksiniz. Ve normal zamanda dijital iletişime önem vermezseniz seçim zamanı yaptığınız kampanyalar büyük oranda başarısız olmak zorunda. Bir de aynı zamanda çünkü insanları dinlememiş yani, oluyorsunuz normalde. Yaptığınız ajans çalışmaları işin doğallığına aykırı. Mesela örnek veriyorum. Şimdi onu soracaktım. Çok önemli. Mesela Ulaş Bey siz Kadıköy'de mi oturuyorsunuz? Evet. Siz Esenler'de mi oturuyorsunuz? Tamam yani bu işin başındaki iki kişi ve o yönettikleri vallahi belediyede yani oturuyor. Olmak zorunda. Yani bu işin doğasına aykırı önemli şey yani. Zamanda. Mesela bazen elektrik olmuyor. İşte elektrikten de belediye sorumlu. Şehre dair ne varsa her şeyden belediye sorumlu. Yani çok enteresan bir durum. Bize şimdi, gelen şikayetlerin büyük bir çoğunluğu örneğin İSKİ'den, AYEDAŞ'tan, İBB'den kaynaklı. Yani şöyle mesela İBB... Ve biz bunu söyleyince de insanlar diyorlar ki ya bütün sorunlar şeyden kaynaklı diyorsunuz. Ben bilmem diyor. Bir ben şey bilmem diyor. Oradaki iletişim nasıl yapıyor? Mesela İBB ile alakalı bir şey geldi. Örneğin İBB beyaz masayı menşin edebiliyoruz. Hani et diyoruz. Onlar hani topu alıp devam edebiliyorlar ama AYEDAŞ örneğin bu konuda çok kötü bir kurum. Çok kötü. Hiçbir iletişim hattı yok. İnsanlarla diyalogları yok. Ve yaşamı bir anda felç edip hiçbir açıklama yapmadan insanları bırakabiliyorlar. Çok şimdi, zor. Şimdi geçen sene bunun çok büyük örneğini yaşadık. İstanbul. Buradan duyurumuz da olsun. İstanbul. Demek iletişim konusunda mutlaka yani çalışmalar yapmaları lazım. Biz dijitalleşsek yetmiyor. Diğer kurumların da dijitalleşmesi gerekiyor ki biz o şeyi döndürebilelim şimdi yani. Şimdi mesela TEDAŞ yani AYEDAŞ bizde de işte BEDAŞ olarak geçiyor. Burada çok büyük bir rol üstlenmesi gerekiyor ama hiçbir şekilde işe müdahale etmiyor. Biz mesela bazı sokak lambalarını işte BEDAŞ'ın değiştirmesi lazım ama diyor adam diyor ki kardeşim mesela yazıyorsun diyorsun ki BEDAŞ'a ilettik yapacak. Ben de ilettim BEDAŞ'a diyor. Orada da diyorsun yani ki sonuçta şey çıkıyor. Sizlerin iletişiminde katkısı siz üst kurumların veya yardımcı yanınızdaki kurumların da iletişime dahil olursa çok daha başarılı. Biz zorluyoruz açıkçası. Efektif olacak. Şimdi son şeye geldik. Çok kısa
bir şey soracağım. Şimdi Kadıköy Belediyesi, yani siz bir yazılım konusuna açıldı ya konu. Sizinle alakalı internette konuşuluyordur, sosyal medyada. Evet. Onları nasıl yakalıyorsunuz? Bir yazılım mı kullanıyorsunuz? Tarama takip programları kullanıyoruz. Onu soracaktım. Ve devamlı olarak örneğin biz gece gündüz bu tarama takip programları hakkımızda yazılanlara bakıyoruz. Önemli bir durumsa hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Bir de genel olarak bizim ve Kadıköy hakkında neler yazılıyor? Onu takip ediyorsunuz. Takip ediyoruz, raporluyoruz. Biz alert sistemi kullanıyoruz Esenler'e dair ne varsa takip etmek için. Bir de sadece örnek vereyim, son 1000 söylemi takip edelim, bir sisteme sahibiz. Süper. Ha, bu arada Esenler'i Kadıköy'e bağlayalım diyenler çok, ne yapacağız bilmiyorum. Bence aslında Kadıköy Esenler'e bağlamak çıkışta, lazım. Yani. Çıkışta konuşacağız bunu o zaman. Ben ayağınıza sağlık, geldiniz. İki değerli genç arkadaşım, sizi tanımaktan da çok mutlu olduk. Dinleyicilerim de çok mutlu olmuştur umarım. Haftaya yeni bir konuk ve konuyla beraber olacağız. Dijital Hayat'tan ayrılmayın. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Türk Saat Dijital Hayat'ı sundu.